ver elini öpem. Mıhtar emmi. Mıhtar emmi ver elini öpem. Hiç gerek yok. Sen de benim seçmenim, sen de benim vatandaşlarımdan bir tanesisin. Şu benim ikametgah il muhaberi çıktı mı? Çıkartıyor onu bizim çocuklar. Filiz! Allah Allah. Muhtar emminin çocukları mı olur ayrıca? Çocuklar Filiz mi olur yani ismi? Canım, Filiz bizim mi? Çalışanlara öyle diyorum ben. Hepsine Filiz diyorum. Filiz 1, Filiz 2, Filiz 1. Aa, Filiz mi? Evet sevgili izleyiciler, Mıhtar Cenk amcamızla birlikte yaptığımız Hötk programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu güzide programımızın onimli haberi de Mor Marmara mermeri mi, Mer Marmara mor moru mu adını evet taşıyor. Biraz zira uzun bir isim. Erdem Ebücenizle İTÜ Maden Mühendisliği'nde okuduğumuz senelerde Mor Marmara mermerinin ne kadar mor ve ne kadar mermer olduğu konusunda uzunca dersler dinlemiştik. O yüzden Erdem Ebüceniz deyince ben biraz saatlerce övündüm. Ebücelendim. O yüzden Mor Marmara yerine Mer Marmara mor moru kavramının çok daha lezzetli olabileceği savını hocamıza karşı ortaya atmış ve sınıftan atılmıştı. Ama öğrenciler nezdinde çok büyük ilgi görmüştü. Çünkü kimse Mor Marmara mermerini iplemezken Mer Marmara mor moru herkesi eğlendirmişti sevgili izleyiciler. Zira sizlere de Mer Marmara mor moru tavsiye ediyoruz. Evet, peki haberimizin bununla ne ilgisi var? Haberimiz sevgili izleyiciler mermer blok fuarı ile ilgili olduğu için bununla çok alakadar olarak gözüküyor. Evet, bakınız devasa mermer, bloklarımız. Devasa bloklarımız ki bu blokları yerinden kaldıran vinçlerimiz ama kaldıramayan vinçlerimiz var. Vinçin arka kısmına bakıyorum, devrildi, devrilecek, devrilmedi. Biraz vinç seslendirdim Jack'i. Vinç üstadımızın başarısıyla devriliyor, devriliyor, dur devrilecekten biraz aşağı indir falan. Refleks çalışıyor burada. Up radar dostumuz son derece iyi. Ve bu arada sevgili kamyonumuzun üzerinden de büyük bir yük kalkmış oluyor sevgili izleyiciler. Fakat hayır, kaldıramayacağım bunu. Devriliyor, kaldıramayacağım, kesin devrilecek. Gidiyor gitti. Gidiyor. Ha gayret. Hadi. Lan falan dedi. Dünyanın en güçlü vinci yarışmasında bu vinç birinci oluyor ki bu vinç değildi. Neydi bunun adı? Grader mı? Grader. Bilmiyorum. Benzer bir şey ya da kepçe de genellikle kepçe olarak adlandırılıyor ülkemizde. Şimdi bakınız bu fuarda sevgili izleyiciler çeşitli vinç gösterileri yapılıyor anladığım kadarıyla. Bu arada bayağı ağır yani en az 20-30 kilo vardır o erdiği. Tonajlı bir dostumuz. Evet, bu şekilde yuvarlayarak şeyi mermerimizi un ufak etmeye amaçlıyorlar. Mermerimizi yerine koyuyorlar ki fuara gittiğiniz zaman ben şu mermeri istiyorum deyip onu alıp gidebiliyorsunuz. Bunu millet alıp ne yapıyor? Salonda mı koyuyor? Taşımaz ki o yer taban olur. Taşır canım, niye taşımasın? Canım vinç taşıyamıyor, o nasıl taşıyacak? Bu arada vinç dostumuzun tekerleklerindeki zincirler gözden kaçmıyor. Demek ki bütün oralar karla kaplı sevgili. Kar ve buz. yine havalandı dostumuz. Evet. Bak şimdi bak ne yapacağım diye bir göstereyim. Çok güzel bir mermer. Mermeroidal yüzey. Mermeroidal yüzeyler son derece enteresan. Peki bu fuarımız ne işe yarıyor Cenk'ci? İşte buraya gelip mermerlerimizi beğenip alıyoruz ama pek kimse henüz gelmiyor. Henüz açılmadı herhalde. Yerleşim sürüyor. Daha henüz gösteriler. Vinç gösterileri. Ya da kepçe gösterileri hadi. Mermerleri vinç ediyorlar. Sosyal vinç. Toplam ağırlığı 50 bin tonu geçkin. Yani dünyanın en ağır tonajla fuarını yapıyoruz. Evet, dünyanın en fuarın ağır ağırlığı. Yani birçok fuarın sevgili izleyiciler başlangıç ve bitişi, katılımcıları, konusu falan varken bu fuarın ağırlığı var sevgili izleyiciler. 50 bin tonun üzerinde. Evet, fuarın ağırlığı konuştu. 50 bin ton, 1000 tır malzeme indi. Yani bu bir dünya rekoru da olabilir. 2015 yılında 550 adet blok sergilemiştik. Fuarın 4. yılında rekor bir büyüme. 2500 adet fuarda blok sergileyeceğiz. Peh 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 peh. Bırak sevgili izleyiciler. Tam 2500 blok sergilenecek. Peki bu blokların hepsi birbirinin aynısı değil mi? Yani, nesini, yani mesela bir tanesine baktık mı geri kalan 1499'a da bakmak durumunda mıyız? Hepsi birbirinden farklı bloklar. Sen yapacağın binaya göre blok seçiyorsun ama bütün bloku göstermek şart mı onu bilmiyorum. Yani kepçeyi falan o kadar zorlayacağımıza onları şöyle şöyle kessek
Hani bak bu da bu blok falan. Hepsi aynı yani, gibisin. Zaten şu kadarcığı da tonajlısı da aynıdır diyoruz. Peki mesela ya Mor Marmara mermerini nerede bularım? Bulabilirim. 3 blok ötede diye Amerikan filmlerinden esinlenilmiş bir söylem olabilir mi? Olabilir yani, o blok kavramının da oradan gelmiş olabileceği ben şüphesi. Bizden çalıntı sevgili izleyiciler. Ve 40'a yakın ülkeden Hindistan. Aa, bu söylem bana bir şiirimi hatırlattı sevgili izleyiciler. 40'a yakın ayakı vardır, 40'a yakın. Ama biraz değiştirmiş. 40'a yakın ülkeden diye şiir düz yazı haline getirmiş. 40'a yakın ülkesi olacaktı. Ülkeden olmaz. İran, Yunanistan. Eyvah. 40'a yakın ülkeyi sayacak sanırım. İkideydik. Devam edelim. Pakistan, Mısır, Cezayir. 40'a yakın ülkeden de Eş saydık. 5 de 40'a yakındır sevgili izleyiciler. Evet ama 35 40'a daha yakındır. 40'a yakın diyor. Ne kadar yakın olduğunu söylemiyor. Ziyaretçi gelecek fuarımıza. Fuarımız uluslararası bir fuar hüviyetini kazandı. Bu arada dekoru da ben gördüğüm kadarıyla mesela şuradaki sütunlar mermer, sevgili masa mermer. Masamız mermer. Ancak canımızdan çok sevdiğimiz koltuklarımızın mermer olup olmadığı konusunda bir izlenimim yani yok. Yine mermerdir ama yumuşak olsun diye üzerine sünger yumuşak kaplamıştır mermer. Ama ben de mermerci olsam evdeki tabakları bile mermerden yaparım ki ucuza mal edeyim. Çok mermer beyinli bir arkadaşımızsın. Thank you. Dünyanın ilk blok mermer fuarı. Dünyada blok mermer fuarı bir tek Bursa'da. O da tam denk gelmiş, bizim ülkeye denk gelmiş ha. Niye başka bir ülkede yok diye bizim... Düşünsenize sevgili izleyiciler, koskoca dünyada blok mermer fuarı yapılıyor, o da Bursa'ya denk geliyor. Neyse ama ikincisi ondan daha büyük. Yapılıyor. Dünyada bir emsali yok. Onun için 4 yılda 500 blok sergilemekten 2500 bloğa çıkma sebebimiz fuarımızın bir alternatifi daha yok. Dünya... Bu tarz söylemler hep beni duygulandırmıştır. Evet, alternatif olmayan söylemler her beni hep ağlatır. Evet yani güzel mermer blok görmek pardon, için biz de... nasıl söylemler ağlatıyordu? Bir daha söyler misin izleyicilerimize? Alternatif olmayan söylemlerde bak yine aldı. Bu blokları görmeye bizzat ben de gideceğim. Dile kolay 2500 evet, blok. Evet sevgili izleyiciler hep beraber Bursa'ya 2500 blokluk dünyanın en ağır fuarını görmeye gidelim. Ve bloka yollalım. Merhaba sevgili izleyiciler, kusura bakmayın ama hayır. Habere başlamak için ne yapacağımızı şaşırdık. Leylim lek sevgili izleyiciler. Leylim lek, leylim lek. Dolayısıyla leylimiz de göçten döndüğü zaman, ya bizim burada yuva vardı pardon bakar mısın falan dediği zaman biraz ileri taşıdık. Deneyecek leylek de eyvallah diyeyim, oraya doğru laklatmayacak. Elma çiçek açmış, az mı gelecek? Nobel bizim hakkımız, söke söke alırız diyoruz. Şimdi Nobel Fizik Ödülü'ne fiziğine güvenenler başvuruyor. Bugün haberci şapkamı taktım. Birazcık haberci duruşuyla karşınızda olmak istedim. Fakat şapkayı şu an yamulttun mu? Bugüne kadar haberci şapkanı takmadığın için haberci kimliğinle burada bulunmuyordun. Evet, hep dandik dündik haberleri inceliyorduk. Neyse ki bugün çok iyi haberimiz var. Evet. Emin'de kedi besleyenler kolaysa bu hayvanı beslesinler de göreyim demek istiyorum. O kedileri, şirin kedileri. Babam da besler mesela, ama hala haberin neyle ilgili olduğunu öğrenemiyorum. Bahsettiği kedi bu. Ya işte İtalya'dan gelmiş, Gaziantep'te kedi beslemiş. Haber bu. Gaziantep'te bir İtalyalı. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Japonlar gelip neden sizce ülkemizde o kadar çok fotoğraf çekiyorlar? Çünkü abimiz benim göbek... Bokus yani benim göbek adım tehlike ediyor. Bak şimdi baba baba. Bugün yine son derece önemli bir haberimiz var. Adlı programımızda. 2-1 şimdi. 2-1 şimdi. Neyin? Beycam. Yani koy adı ver. Yani küçük körfez. Bir koydan diğer koya atlıyoruz. Koy atlayıcısı. She's talking in English, you know. Yeah, she's talking in English because she's a Norwegian woman. If she's Norwegian, then she must speak in Norwegian. Norwegian. Gördüğünüz gibi örgü çetesiyle karşı karşıyayız. Hayır, bence bu örgü örgütü. Evet, Norveçli örgü örgütü. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi HÖTK adlı programımızın artık bir muhtarı var. Yerel seçimler HÖTK anlamında.
gerçekleştirdi ve Höttgen muhtarını seçti. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyiciler.